Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulmam mı gerekiyor? İlahi Şirin ablacığım ya, komik kadın. Ada dedi ki bana söyleyeceklerim varmış. Bana da dedi, senin de söyleyeceklerim varmış. Var tabii. Dinliyorum. Nihayetinde 40 yıllık karınsın. Bu yüzden olması gereken özür dilersin de kapanır. Pardon? Sen benden özür dileyeceksin. Ben özür dilemem. Ya şu özür meselesine takılmasak mı? Ha? Bakmayalım ya. Başka şeylerden bahsedelim. Güzel şeylerden konuşalım ha. Böyle ilk flörtünüzden, öpüşmenizden, ilk öpüşmesi falan. Ha? Olur mu hadi? Ben özür dilemem. Ben de özür dilemem. Ben dileyim. Özür ben dileyim. Allah için özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Ada beni kandırdın. Hani özür dileyecekti? Sen 40 yıllık karını tanımamışsın. Benim özür dilemeyeceğimi bile bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. Vallahi. Neredesin Ada, neredesin? Aha, şimdi bittim ben. Şimdi bittim ben. Bora Bey içimde gelmiş. Ferhat Bey, merhabalar. Şirin Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar. Gerek yok. Ortalık karışmış galiba. Ben böyle olacağını biliyordum ama. Elini yüzüne bulaştıracağını biliyordum. Bravo sana. Aferin sana Ada. Aferin. Bravo. Bravo. Bravo sana. Delikanlı. Bir genç kıza böyle mi davranılır? Utanmıyor musun azarlamaya? İşte sen busun Şirin. Sen busun. Çocukların işine niye burnunu sokuyorsun? Zaten özür dilemesini de bilmiyorsun. Özür dilemem gerekirse özür dilerim. Merak etme. 40 yıl boyunca bir kez hatalıyım dediğini duymadım. Hatalı olmadım da ondan. Peki. Bir konuda haklısın. Neymiş o? Bundan sonrasını avukatımla görüşürsünüz. Ferhat Bey, Şirin Hanım. Ben elimi yüzüme bulaştırdım. Aynen onu yaptım, bravo. Şirin Bey, lütfen. Ablacığım. Buyurun, buyurun gelin böyle. Şirin gelin, abla. Hemen sinirlenmeyin, hemen girinmeyin, sıkıntı yok. Siz Ferhat'la Şirin'siniz, böyle şeyler olur arada sırada. Ama öyle kalkıp gitmek oluyor mu, yakışıyor mu size hiç? Şirin abla, Şirin abla dur lütfen dur. Şirin abla, Şirin ablacığım ne olacak şimdi? Kaç yıllık evlilik, kaç yıllık aşk bitti mi yani, bu mudur? İnceldiği yerden koptu. Olmaz öyle şey. O içerideki adam var ya. Ferhat mı? Yok. Bora. Ne fark eder? O da bir Ferhat. Kendinden haberi bile yok. Olmaz öyle şeyler. Biz onunla ilk karşılaştığımızda aşka inanmayan bir adamdı o. Didiştik, kavga ettik, birbirimizi yedik. Sonra bana aşk sendeymiş. Aşk senle öğrendim dedi. Zaten sana bakışlarından anlamıştım. Nasıl bakıyor ki? Benim Ferhat'ım gibi. Ferhat Bey, bakın ben aşka bir onu görünce inandım. Bir de sizi, sizin birlikteliğinizi. Yani ben sizin gibi olabilmek için, yani Şirin Hanım'la sizin gibi olabilmek için ailemi alıp kapısına kadar dayandım, biliyor musunuz? Ya Ferhat'la Şirin olmak o kadar kolay değil. Biz de düştük ama birbirimize tutunduk. Ha. Dün öyle yapmadınız ama. Arkanız dönüp gittiniz. Nasıl olacak? Ben gidersem Şirin için giderim. Ha. Darılırsam ona darılırım. Barışırsam onunla barışırım. Bravo, bravo, işte bu, işte bu. Adacığım, bu da 40 küsür yılın tuz biberi işte. Öyle, öyle. O zaman geçelim mi Şirin ablacığım? Hadi geçelim. Oh, sıkı sıkı dedin. Maşallah, ne güzel. Bravo bana. İlişkiler hakkında da yazıyorsunuz, okuyoruz. Evet, evet Ferhat Bey, evet Şirin Hanım. İlişkiler hakkında yazıyorum. Beğeniyor musunuz yazılarımı, okuyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Evet, hoşumuza gidiyor. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Birbirinize karşı her zaman açık ve dürüst olun. Evet, aşkınızı da ayrılığınızı da gerçek yaşayın. Aynen öyle Şirin Hanım. Bakın ben yalanı hiç sevmem, biliyor musunuz? Hatta bilenler bilir, benim parolam dürüstlüktür. Yalan söylemeyi kim sever ki Şirin ablacığım? Tabii. Bakın ben yalan söyleyen insanlardan hiç hoşlanmam, hiç benlik değil, biliyor musunuz? Şirin ablacığım. Hmm. Bazen ne olur biliyor musun? Ne olur? İnsanlar mecbur kalır, mecbur. Hmm, evet, bir de böyle bir bahane var değil mi? Değil mi? Mecbur kalmak diye bir bahane var. Neye mecbur kalırlar mesela, söylesene, öğreneyim ben de artık. İnsanların mecbur kalmasını bir de bahane olarak gören birine açıklama yapılmaz. Değil mi? Değil mi Şirin abla? Açıklamaya gerek yok şu an. Hmm, evet, evet. Hadi.
Sen bana laf yetiştirmek yerine Şirin Hanım'ı nasıl masaya oturttun onu söyle. Nasıl kandırdın kadını? Ha? Hangi bahaneleri sundun kadına? Artık inanmadım. Geçmişte kalan bir hikayeden bahsettim. Ya. Ya. Sen ne anlattın Ferhat Bey'e? Nasıl ikna ettin? Ben de aynısını yaptım. Ferhat Bey'e hiç olmayacak, hiç yaşamayacak bir masal anlattım. Aldım, getirdim, masaya oturttum. Değil mi Ferhat? Ferhat Bey. Şirin abla. Gördün mü? Didişmekten insanlara bir hoşça kal bile diyemedik. Gittiler. Senin dırdırından gittiler, kalktılar, gittiler. Ben olsam ben de kalkardım zaten. Ben de kalkardım. Seni yemeğe davet ediyorum. Kalkalım mı? Kalkalım. Kalkalım. Konum bu. Sana sürekli mesaj geliyor, fark ettin mi? Aa. Kimden geliyor? Bir arkadaş. Eski bir arkadaşım işte. Ben de izin isteyecektim. Sen benimle şirkete gelmiyor musun? Yok. Yok, dönmüyorum. Arkadaşımla buluşayım diyorum ben de işte. Buluş. Bu arkadaş nereden bu arkadaş? Liseden mi, üniversiteden mi? Nereden? Nereden arkadaş acaba? Sayılır. Üniversiteden mi, liseden mi? Sayılır ne demek? Soruyorum işte, cevap ver. Ne bu böyle sorgu sual şu an? Ha? Bağırma bana insanların içinde. Ne münasebet? Sormam canım, bana ne? Bağırtırma beni o zaman. İzninizle ben şirkete gelmiyorum. Arkadaşımla buluşacağım. Zaten bütün gün şirkete gelmedim. Yıllık iznimden düşersiniz. Ya. Hadi bana bak bana. Ödül almak istiyorsun ya. O ödülü alman için çalışman lazım. Tamam mı? Onun için uğraşıyorum zaten. Bence de uğraş. Uğraşıyorum. İyi yapıyorsun. İyi. Hadi. Hadi. Git buradan. Tamam. Hoşça kal. Sen git. Peki. Peki. Tamam. Tamam. Güzel. Otur burada, arkadaşın gelsin. Ben giderim. Afiyet olsun. Ben hesabı alabilir miyim ben? Teşekkür ederim. Aşk kendi seçer.